Büyük usta Nazım, insanların türküleri kendilerinden güzel, kendilerinden umutlu, kendilerinden kederli, daha uzun ömürlü kendilerinden. Sevdim insanlardan çok türkülerini, insansız yaşayabildim, türküsüz hiçbir zaman. Derken nasıl da yalın anlatmış türkülerin hayatımızdaki yerini. Konserimize başlamadan önce vakıf başkanımız Sayın Rıza Akdeniz'i sahneye davet ediyorum. Dostlar, uşaklar, kızanlar, canlar, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Almanya'da topraklar aynı bizimki gibi. Ağaçları görgüsüz cahil, ne Beethoven'ı bilen var, ne Spartakistleri. Nerede durdukça duran çınarlar bizimki gibi. Bir adam gördüm Frankfurt'ta, Noel ağacının dibinde. Kasketini açmıştı, gözleri yerde. Yoksulluğun utancı aynı bizimki gibi. Memleketim diye kucakladı işçilerimiz bizi. Biri ağladı usul usul, boynumda durdu. Uykuda kaymış da sanki yüzleri, bıyıkları aynı bizimki gibi. Ellerim, ayaklarım gibi buldum. Hiçbir şeye şaşmadım da. Neden takılıp kaldı aklım? Bizim bebelere Almanya'da adları kalmış ancak söylenen bizimki gibi. Rühisu Almanya'daki bir gurbetçi konserinde gittiğinde oraya giden Türk işçilerini görünce yüreğine kor gibi saplanan kültür değişimini görüp bu şiiri yazmıştı. Atalarımızdan nesilden nesile, dilden dile aktarılarak gelen türkülerimiz, deyişlerimiz, nefeslerimiz Aleviliğin kutsal kitabı sayılır. Ve Alevi sözlü geleneği içindeki dizeler birer hak sözü kabul edilip cem ibadetinde turna kuşu sesiyle ifade edilir bizim inancımızda. Bu aynı zamanda bize bırakılan büyük kültürel miras olarak toplumun birbirine yabancılaşmasının da önüne geçmektedir. Aynı duygudaşlıkla onların hüzünlerine, aşklarına, beklentilerine, isyanlarına ortak olarak gönülden gönüle bir mutluluk köprüsü inşa edilir. Sen mutluluğun resmini çizebilir misin diye sordu Nazım Abidin Dino'ya. Abidin Dino'nun mutluluğun resmini çizip çizmediğini bilemem. Ama bugün burada büyük yıkıma yol açan Güneydoğu'daki depremdeki yakınlarını yitirenlerin acılarını, hüzünlerini, tedirginliklerini nefeslerle ve deyişlerle paylaşarak onların da bizim de mutlu bir şekilde burada ayrılmasını umuyoruz. Coğrafya kaderdir denir. Bulunduğumuz coğrafya her zaman kanlı katliamlarla anılmıştır. Çağımızda Türk-Kürt, Alevi-Sünni, Doğulu-Batılı çatışması yaptırılmak istenip ülkemiz bölünmek istenmektedir. Biz bu topraklarda yine de kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Türkülerimizi yine dostça, kardeşçe söyleyeceğiz. O yüzden yaşasın kardeşlik, yaşasın dostluk, yaşasın barış ve misak-ı milli sınırlar içinde tam damsız bir Türkiye diyerek hepinize mutlu bir konser diliyorum. Rıza Bey'e teşekkür ediyorum. Alkışlarınızla koromuzu sahneye davet ediyorum.
orkestramızı sahneye davet ediyorum. Ve sizlere orkestramızı tanıtmak istiyorum. Bağlamalarda orkestra şefimiz Çağdaş Akıncı. Aydın Andici. Gökhan Tan. Güven Varol. Hasan Cengiz. Musa Külçe. Serap Yıldırım, Talip Demir, Tuncay Kıvrak, Nefesli Sazlar'da Barış Özbakır, Klavye'de Mehmet Arif Ekin, Ritim Sazlar'da Esma Kıvrak, Zelal Sungur, Ses ve Işık'ta Hakan Yüksel. Koromuzu ve orkestramızı yönetmek üzere Baran Çay'ı sahneye davet ediyorum. Konserimize başlamadan önce telefonlarınızı sessize almanızı önemli rica ediyorum. Programımıza ilk olarak Adıyaman türküsüyle başlıyoruz. Bu türkü 5 yaşında hayata veda eden bir kız çocuğuna adanmıştır. Hüzündür, acıdır, kederdir. Coğrafyadan payımıza düşendir. Ne yazık ki aynı acı, aynı hüzün yine aynı coğrafyada çıkmıştır karşımıza. 6 Şubat depreminde yitirdiğimiz binlerce canımız için yakılamayan ağıt olsun Adıyaman türküsü. Solistimiz Fatma Çay'ı sahneye davet ediyorum. Düşmüş meğer.
Abdal'a ait sözlerle Dünyanın Üzerinde Kurulu Direk adlı türküyü seslendirecek. Ardından solistimiz Alime Gürses, çağımızın Pir Sultanı Aşık Mahsuni Şerif türküsü Nem Kaldı ve yine koromuz Pir Sultan Abdal türküsü olan Ötme Bülbül'ü seslendirecek. Thank you.
Thank you.
Madımak'ta katledilen Hasret Gültekin'in derlediği Siyah Saçlarından Hatem Yüzlerin adlı eseri solistimiz Pınar Akbal seslendirecek. Ardından Zeynel Abidin Can'a ait Eğlen Yolcum türküsünü solistimiz Saniye Varol seslendirecek. Sonrasında koromuzun seslendireceği Kul Hüseyin'e ait Çağrışa Çağrışa türküsüyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Thank you.
şah yollarında. Çağrışa, çağrışa, kavada turnalar.
dağların güzeli. İncir ağacısın, gam götürensin. Güllerin içindesin, incir ağacısın, gam götürensin. Dar Hejiroki adlı eseri solistimiz Devrim Yağmur seslendirecek. Sumani'ye ait Ervah-ı Ezel'den nefesini sazıyla sözüyle solistimiz Gökhan Tan seslendirecek. Sonrasında korumuz Şah Kalender'e ait Pirlere Niyaz Ederiz deyişiyle sizlerle. Thank you.
ezelden, lefik alemden, lefik alemden. Bu benim bahtımı kara yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemde, devri alemde. Bir günümü yüz bin kara yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemde, bir günümü yüz bin kara yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemde, bir günümü yüz bin kara yazmışlar. Olaydı dünyada ikbalim yaver, ikbalim yaver. El etsem sevdiğim acep el ne der. Bilmem tecelli mi yoksa ki kader, yoksa ki kader. Beni o vefasız yare yazmışlar. Bilmem tecelli mi yoksa ki kader, beni o vefasız yere yazmışlar. Yazanlar Leyla'nın Mecnun kitabı, Sümmani bir kenara yazmışlar. Yazanlar Leyla'nın Mecnun kitabı, Sümmani bir kenara.
on binlerce insanımızı yitirdiğimiz, yeryüzünün gördüğü en büyük felaketlerden birine tanık olduğumuz bu günlerde görüyoruz ki tarihten hiçbir ders alınmamış. Yine aynı coğrafya, yıl 1939, yer Erzincan. 26 Aralık gününü 27 Aralık'a bağlayan bir zemheri gecesi. Hava soğuk mu soğuk, hava kurşun gibi ağır. Tıpkı 2023'ün 6 Şubat gecesi gibi. Bir zelzele sonucu Erzincan yerli bir olur. Sınır şehri Sivas'ın İmranlı ilçesinin bugünkü Sarın köyü olan Arıt'ta taş taş üstüne kalmamıştır. Solistimiz Zelal Sungur ve Arı. Thank you.
Eğitimciliğin yanı sıra profesyonel müzik yaşamına 6 single, 3 albüm sığdıran İncedir de Benim Yarim adlı çalışmasını usta sanatçı Musa Eroğlu ile icra eden değerli müzisyen dostumuz İsmail Çakır'ı sahneye davet ediyorum. Söylenir gezersin yaban ellerde, tahtacı semahıyla sizlerle. Edip gezersin de darı fenayı oy, fenayı oy, fenayı oy. Bağdat diyarına da vardın mı durnam, durnam oy, durnam, durnam oy. Medine şehrinde Fadime anayı oy, anayı oy, anayı oy, anayı vay vay vay. Makamın oradadır da gördün mü durnam, durnam, durnam oy. Kırkların sırrına da erdin mi durma, durmam oy, durmam, durmam oy. Medine şehrinde Fadime anayı oy, anayı oy, anayı oy, anayı vay 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 vay. Makamın oradadır da gördün mü durunan, durunan, durunan oy. Gırtların sırrına da erdin mi durunan, durunan, durunan oy. Gezersin de yaban ellerde, diyar ellerde.
Bağdat diyarına da vardın mı durna, vardın mı durna? Medine şehrinde Fadim anayı, efendi Nazlı Sunay'ı. Makam oradadır da gördün mü durna, gördün mü durna? Medet dergahında da gülüm var yar yar, efendi gülüm var yar yar. O dergaha yüzlerin sürdün mü durnam, sürdün mü durnam? O dergaha yüzlerin sürdün mü durna, sürdün mü durna? Tılsım erenlerin dost elinde, ırkların arına durdun mu durma? Ah yar yar, dost dost, medet yar yara. Hüseyin der ki yahına da yüzler sürelim, sürelim. Canları feda edip dostu görelim. Sen de bu sırlara erdin mi durman? Ah yar yar, dost dost, medet yar yara. Ah yar yar, dost dost dost, yaylalar yar yar yar. Ah can cana, dost cana cana, samah dönenler otursun şu yana. Teşekkür ederim, sağ olun. Dala ait. İlk olarak Nasıl Yar Diyeyim Ben Böyle Yar'ı adlı türkümüzü koromuz. Ardından solistimiz Hediye Büyükkaya Şu Yalan Dünyaya Geldim Geleli adlı eseri sizler için seslendirecek. Thank you.
bir Ali Ekber Çiçek derlemesi olan Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma türküsünü halk müziğine sayısız öğrenci yetiştiren Adnan Menderes Üniversitesi Müzik Bölümü öğretim görevlisi değerli hocamız Çağdaş Akıncı'yı davet ediyorum. Thank you.
yere düştü ölmedi, düştü ölmedi. Dünya Sultan Süleyman'a kalmadım, dedim yâre gidem, nasip olmadı. Ağlama gözlerim, Mevlam kerimdir, Mevla kerimdir. Dedim yâre gidem, nasip olmadı. Dedim yâre gidem, nasip olmadı. Ağlama gözlerim, ben ayrılmaz idim, felek ayırdı. Ben ayrılmaz idim, felek ayırdı. Ağlama gözlerim, Mevlam kerimdir. Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir. Konserimizin sonuna. İlk olarak Alevi nefeslerinin en sevilen eserlerini olan Tevhid koromuz tarafından seslendirilecek. Ardından sizlerle birlikte birlik olup barış güvercinini uçuracağız. Dostluklar kurulsun, insanlar gülsün. Son bulsun savaşlar, kimse ölmesin. Yok olsun kötülük, düşmanlık ölsün, barış güvercini uçsun dünyada. Nesime Çimen'in derlediği Barış Güvercini adlı eseri koromuz seslendirecek. Thank you.
Barış Güvercin'i söylüyoruz. Eşlik ederseniz seviniriz. Beraber söyleyelim Barış Güvercin. Savaşlar kimse ölmesin. Dostluklar kurulsun, insanlar gülsün. Son bulsun savaşlar kimse ölmesin. Dostluklar kurulsun, insanlar gülsün. Son bulsun savaşlar kimse ölmesin. Dostluklar.
Güzel alkışlarınızla gecemize son verirken ben sunucunuz Fatma Nurkaya, sürçülisan ettiysem affola ve tekrardan vakıf başkanımız Sayın Rıza Akdeniz'i sahneye davet ediyorum. İlk önce ayakta kalan dostlarımızdan özür diliyorum. Bir sonraki konseri numaralı yapacağım. Ve ilk iki sıra dostlarımız isimlerini yazdırsınlar onlara. Onlar vakfımızın misafiri olacak. Ben reklam kısmını çok fazla beceremem. Ama bu konserin hazırlanmasında çaycısından temizlikçisine, cemevimizi açan kişisinden, orada hizmetten, koro şefimize, orkestra şefimize, koristlerimize ve siz canlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Bu gecenin anısına tüm orkestraya bir tek tek bir katılım sertifikası ve bir kalem hediye etmek istiyoruz. Eğer burada kalırsanız hepsine sıradan vermek herhalde onlara bir teşekkür olarak burada kalırsınız diye düşünüyorum. Ben büyük bir alkış daha istiyorum Baran hocam için. Bütün emeklerin için çok teşekkür ederim. Ben çiçeği dostlarım adına alıyorum. Büyük bir emek var. Çok amatörce başladık ama sonuçları gördünüz. Evet. Çok büyük özleri var. Ayrıca çok zor zamanlar geçirdik. Halen de geçiriyoruz. Ama şunu diyoruz. Yaşam devam ettikçe umut hep var olacak. Umudumuzu yitirmeyelim diyorum. Bu arada 8 Temmuz'da Madımak katliamında katledilen bir bağlama virtüözü olan Hasret Gültekin'in kendi hayatını kendi arkadaşlarından anlatan türkülü, barko vizyonlu ve tek kişilik bir tiyatromuz var. Hepinizi bekliyoruz. Ben seyrettim, 30 dakika ağladım, 30 dakika güldüm. Yani o kadar güzel bir şeydi. Şimdi orkestra şefimiz Çağdaş Akıncı hocamıza çok güçlü bir alkış alarak
ve tüm koro adına kendisine çiçeği takdim ediyorum. Şimdi ise vakıf başkanımıza çiçeğini takdim etmek üzere Adalet Hanım'ı sahneye davet ediyorum. Adalet Hanım size verecek. Bu hesapta yoktu. Çok emeği vardı. Bizimle beraber çalıştı, bizimle beraber koştu. Emeğine ne kadar çok emek verdin, çok teşekkür ederim. Emeğine sağlık, ayağına sağlık. Sizler de iyi varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Katılım belgelerini verelim mi? Vallahi kendileri sorulan istiyor. Ben bir şey demedim. Evet. Fotoğraftan sonra hepinize geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Umarım burada kalbimizden kalbinize bir mutluluk köprüsü, gönül köprüsü oluşmuştur. Ve 1,5 saat de olsa acılarınızı unutturmuştur size. Çok teşekkür ediyorum vakfımın adına. Thank you.